Merhaba arkadaşlar ben Bayram Hoca 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi Destan Efsane ünitesinin konu özeti videosuyla karşınızdayım. Bu videoda size destanla ilgili bilmeniz gerekenleri, efsanelerle ilgili bilmeniz gerekenleri, batlannamelerle ilgili bilmeniz gerekenleri derleyip toparlayıp aktaracağım. Lütfen videonun sonuna kadar kesintisiz şekilde dinleyin. Video içinde ekstra bilgilerimiz de yer alacak arkadaşlar. Şimdi destan dediğimiz şey nedir? Toplumları, kültürleri, milletleri derinden etkileyen olayları anlatan edebi metin türüne biz destan adını veriyoruz. Destanlar arkadaşlar olağanüstü metinlerdir. Halkın ortak malıdır. Halkın ortak malı olan destanlarımız bizim anonimdir. Anonim destanlar demek yazanı söyleyeni belli olmayan destanlar demektir. Arkadaşlar destanlar sözlü gelenek yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılır. Genellikle manzum şekildedir. Manzum şekil ne demek? Genellikle şiir şeklinde oluşturulmuşlardır ve sade bir dile sahiptir. Kahramanlar arkadaşlar destanlarda seçkin kişilerdir. Genellikle savaş, kahramanlık, yiğitlik, doğa, aşk gibi temalar işlenir. Destan Yunanca epope kelimesinden gelir. Destanlar arkadaşlar ulusal metinlerdir. Buna dikkat edin. Evrensel değildir. Milli unsurlara çok sık şekilde rastlanılır. Destanlarda 3 tane oluşum aşaması vardır. Biz buna doğuş, yayılma ve derleme diyoruz. DYD olarak şifreleyebilirsiniz. Toplumu etkile, toplumu derinden etkileyen bir olay meydana gelmiştir. Daha sonra bu olay kulaktan kulağa yayılmıştır, aktarılmıştır. İnsanlar arasında bu bilgi dolaşmıştır. En sonunda bu faal yaratan olay, toplumu derinden etkileyen olay bir yazan, yazar tarafından derlenip kaleme alınmıştır. Ve destanımızın oluşum aşamaları gerçekleşmiştir sevgili arkadaşlar. Biz destanları kendi içinde doğal ve yapay destanlar olmak üzere iki kategoriye ayırıyoruz. Öncelikle size Türk edebiyatında İslamiyet öncesinde yer alan doğal destanları, daha sonra dünya edebiyatında yer alan doğal destanları vereceğim. İlk olarak arkadaşlar Altayların Yaratılış Destanı bu destan önemlidir. Bir Türk destanıdır. Hatta Türklere ait olan mutlaka bunu bilelim. İlk destan olarak kabul edilir. Ondan sonra Sakalar'ın Alpertunga ve şu adlı iki tane önemli destanı. Hunların Oğuz Kağan ve Attila adlı iki önemli destanı. Göktürklerin Ergenekon ve Bozkurt adlı iki önemli destanı. Uygurların Türeyiş ve Göç adlı iki önemli destanı bulunmaktadır. Bu destanlar tekrar söylüyorum. İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait doğal destanlar olarak kabul ediliyor. Peki dünya edebiyatında neler var? Yunan edebiyatına ait İlyada ve Odessa destanları, İran edebiyatına ait Şehname, Sümerlere ait Gılgamış destanı var arkadaşlar. Hemen Gılgamış destanına da bir ok çıkarıyorum dünya edebiyatında oluşturulan ilk destan olarak bilinir. Bakın dikkat edin Gılgamışların Sümerler destanı değil Sümerlerin Gılgamış destanı dünyadaki ilk destan. Hint edebiyatında Ramayana ve Mahabharata destanları. Fin edebiyatında Fin dediği Finlandiya yani Kalevela destanı. Alman edebiyatında Nibelungen destanı. İngiliz edebiyatında Beowulf destanı, Rus edebiyatında Igor, İspanyol edebiyatında Lajit. Fransız edebiyatında Chanson de Roland, Japon edebiyatında ise Shinto destanı dünya edebiyatındaki doğal destanlar olarak bilinir sevgili gençler. Peki devam ediyoruz. Bizim Türklere ait, yani bize ait Yapay destanlarımız var. Peki yapay destan ne demek? Arkadaşlar bir destanın yazanı söyleyeni belli ise, kim oluşturduğu, kim yazdığı belli ise biz bunlara yapay destan diyoruz. Bir destanın yazanı söyleyeni belli değilse, halk tarafından oluşturulmuşsa biz bunlara doğal destan diyoruz. Az önce verdiğimiz destanlar sevgili arkadaşlar, yazanı söyleyeni belli olmayan anonim destanlar olarak kabul ediliyor. Peki Türklere ait yapay destanlar nelermiş? Fazıl Hüsnü Dağlarca destan şairi olarak da bilinir arkadaşlar. Unutmayalım. 3 tane önemli yapay destana sahip. Üç Şehitler Destanı, İstanbul Fetih Destanı ve Çanakkale Destanı Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya ait olan önemli destanlardır. Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine Destanı, Kayıkçı Kul Mustafa'nın Genç Osman Destanı, Nazım Hikmetra'nın Kuvayi Milliye Destanı, Cahit Külebi'nin Kurtuluş Savaşı Destanı, Ceyhun Atıf Kansu'nun Sakarya Meydan Savaşı Destanı, Gülten Akın'ın Maraş'ın ve Ökkeş'in Destanı adlı eserleri Türk Edebiyatı'ndaki önemli yapay destanlar arasında yer alır. Bu destanlar mutlaka bilinmeli sevgili arkadaşlar. Dünya edebiyatındaki yapay destanlara bakmamız gerekirse Latin edebiyatında Aynes diye bir destan var. Yazarı Virgilius. Fransız edebiyatında Henriade diye bir destan var. Yazarı Voltaire. Fransız edebiyat, Portekiz edebiyatında Os Luis diye bir destan var. Yazarı Camonies. İngiliz edebiyatında Kaybolmuş Cennet adlı bir destan var. Yazarı Milton. İtalyan edebiyatında yine bilmemiz gereken 3 tane destan vardır. Kurtarılmış Kudüs, Tasso, İlahi Komedya, Dante, Çılgın Orlando ise Ariosto'nun yazmış olduğu destandır sevgili arkadaşlar. Dünya edebiyatında ve Türk edebiyatındaki yapay destanları da size bu şekilde söylemiş olduk. Peki doğal destan ve yapay destan arasında benzerlikler var mı? Evet var. Farklılıklar var mı? Evet var. Biraz da bunlara değinelim. O benzerliklere baktığımızda her ikisi de arkadaşlar milleti derinden etkileyen olayları anlatır. Her ikisi de manzumdur. Yani şiir şeklinde anlatılır, yazılır. Her ikisinde de olağanüstü olay ve kişiler vardır. Her ikisinde de olay, yer, zaman, mekan yani yapı unsurları vardır. Her ikisinde de topluma mesaj verme, toplumu eğitme amacı vardır. Doğal destan ve yapay destan arasındaki benzerlikleri bunları söyleyebiliriz. Peki bunun haricinde aradaki farklar için nelerden bahsedebiliriz? Arkadaşlar, birinci farkımız tabii ki de şu. Doğal destan anonimdir. Yapay destanın yazarı bellidir. Birinci fark. İkinci fark. Doğal destanda arkadaşlar anlatıcı olmadığı için anlatıcının duyguları yoktur. Ancak yapay destanlı bir şair yazdığına göre onun duygularından bahsedebiliriz. Doğal destanda halkın direkt katkısı vardır. Ancak yapay destanda destanı oluşturan şair olduğu için halkın katkısı yoktur diyebiliriz. Doğal destanların oluşum aşamaları vardır ve bu oluşum aşamaları uzun bir sürede gerçekleşir. Ancak yapay destanda bir şair eline aldığı zaman kalemi kağıdı isterse destan yazabilir. Doğal destanlar arkadaşlar yazıya geçirilmeyebilir. Çünkü halk etrafında oluşur anonimdir, sözde kalmış olabilir. Ancak yapay destanı bir şair yazıya madı üstünde yapay olduğu için mecburen geçirmek zorunda kalacak. Doğal destan ve yapay destan arasındaki farkları da bu şekilde biliyoruz. Sıra geldi efsaneye. Arkadaşlar efsane nedir? Efsane şudur. Çok uzun bir süredir halkın arasında inanılarak altını çiziyorum. Gerçekmiş gibi anlatılan, hayal gücüne dayalı, olağanüstü öykülere biz efsane adını veriyoruz. Efsanenin bir diğer isminin söylence olduğunu biliyorum. Şimdi efsaneler çeşitli illerimizde, çeşitli şehirlerimizde farklı farklı efsaneler vardır. Bundan hareketle şunu söyleyebiliriz. Bir efsane ülkenin tamamında bilinmek zorunda değil ya da ülkenin tamamını etkilemek zorunda değil. Biz burada destanlı efsanenin farklarını bilmemiz gerekir. Benzerliklerini bilmemiz gerekir. Hemen farklılıklardan başlayalım. Arkadaşlar efsaneler genellikle gerçek olaylara dayanmayan hayal ürünleriyken destanlar tarihte geçmiş, gerçekleşmiş bir olaya dayanmaktadır. Ne diyoruz? Topluma mal olmuş bir olay anlatılacak. Birinci farkım bu. Efsaneler daha çok bireysel nitelik taşırken destanlar toplumsal nitelik taşır. Örnek veriyoruz hemen Ergenekon destanı. Bütün o dönemde Türkleri ilgilendiren bir şey. Ama Giresun'da oluşan bir efsane bütün ülkeyi ilgilendirmez ki. Sadece o yöre insanının işte dikkatini, bilgisini çeker. O zaman efsaneler bireysel nitelik taşır, destanlar toplumsal nitelik taşır. Arkadaşlar efsaneler kutsal sayılabilir ancak destanlar kutsal sayılmaz. Efsanelerde destanlara göre doğaüstü olaylar daha az bulunur arkadaşlar. Destanlarda daha çoktur. Efsaneler destanlara göre kısa metinlerdir. Destanlar bir tık daha uzun olabilir. Efsaneler düz yazı şeklinde kaleme alınırken destanlar manzum şekilde kaleme alınır. Destanların oluşum aşamaları vardır ancak efsanenin herhangi bir oluşum aşaması yok. Destanların oluşumu efsaneye göre daha uzun bir zaman dilimini kapsamaktadır diyoruz. Destan ve efsane arasındaki farklara bunları koyabiliriz. Peki destan ve efsanenin benzerliklerine neler söylememiz gerekir? Anlatılan olaylar gerçek olarak kabul edilmektedir. Bazıları kabul eder, bazıları kabul etmez. Benzerlik olarak kısmen alınabilir. Her ikisinde de anlatılan olaylar ortaya çıktıkları zamanın dünyasında gerçekleşmektedir. Gerçek geçmektedir. Bir masal gibi bir fabul gibi dünyada olmayan bir yerde gerçekleşmez. Her ikisi de sözlü edebiyat ürünüdür. Her ikisi de anonim özellikler taşımaktadır. Her ikisinde de olağanüstülükler kısmen de olsa vardır. Her ikisinde de öyküleme gibi, betimleme gibi anlatım tekniklerinden yararlanılır. Her ikisinde de tanrısal bakış açısı, gözlemci bakış açısı sıkça karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar. Destan ve efsane ile ilgili benzerliklere, farklılıklara bunları koya biliriz. Kitabımızda yer alan bir diğer destan ünitesinde yer alan bir diğer konu battalnamelerdir arkadaşlar. Battalname dediğimiz şey nedir? Seyit Battal Gazi'ye ait kahramanlık hikayelerini içine alan bir eserdir. Battal Gazi arkadaşlar normalde 8. yüzyılda Emevilerin Anadolu'da Bizanslılara karşı açtıkları savaşlarda battal lakabıyla ün kazanmış Müslüman bir Arap kumandan olan Abdullah'tır arkadaşlar. Yani Abdullah adlı Arap kumandana verdiğimiz bir unvandır. Battal Gazi'nin Anadolu'da Hristiyanlarla yaptığı savaşlar anlatılır. Olağanüstü özellikler vardır. Anadolu'daki bölge olarak hatta Malatya civarında yaşadığı bizlere rivayet edilir. Destan ünitesi ile ilgili bilmeniz gerekenler bunlardır sevgili arkadaşlar. Destan ile ilgili vereceklerimizi sizlere aktardık. Ka videonun sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı, Instagram'ımızı, YouTube'umuzu takip almayı sizlerden rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.